bir son dakika aynı zamanda gelişmesi de olan, çünkü sürekli böyle son dakika gelişmeleri geliyor. İsrail-İran hususu çok çok önemli. İsrail biliyorsunuz birkaç gün önce Şam'da diplomatik bir misyonda İran konsolosluğunu vurdu ve orada çok üst düzey bir generali de öldürdü. Tabii bu başlayan süreçler Kasım Süleymani'den sonra ilk defa bu kadar büyük rütbeli bir komutan, bir devrim muhafızı öldürüldü. Tabii İran da buna çok sert yanıt vereceğini söyledi. Uluslararası hukuku, uluslararası anlaşmaları, her şeyi çiğneyen İsrail hoyratça diplomatik misyonlara dahi saldırmaya devam ediyor. Doğan Hocam'dan da bununla alakalı tabii son gelişmeleri, İsrail-İran konusundaki bu yaşananları alacağız. Buyurun hocam. Şimdi epey hareketli bir yayına başladık. Hareketli saatler işte Süper Kupa ile finaliyle ilgili yaşanan gerilim var. Şimdi ardından her an İran-İsrail ile ilgili bir çatışma haberi de gelebilir. Bizim yayınımıza mı rastlar bilemiyorum ama öyle bir başlangıç yaptık Zor söyleyeyim. bir gece Şu İsrail iki için. taraf karşılıklı çok enteresan İsrail beyanları için var. zor bir gece. Evet, yani çok zor bir gece. İşte İsrail Savunma Bakanı 2024 yılı savaş yılı olacak, kazanacağız. Hizbullah büyük savaşa hazırız. Bak, böyle karşılıklı çok enteresan gelişmeler var. Hatta Türk Hava Yolları İsrail gidiş dönüşler 2025 Mart'a kadar askıya almış. Mesela önemli gelişmelerden bir tanesi ve İran tüm kuvvetleriyle beraber şu an teyakkuz halinde. Her an saldırıya hazır. Bu bilgi var elimizde. İsrail eski istihbarat müdürü Yadlin'in şeyi var. Burada söylemi var önümde. İran'ın İsrail'i vurması beni şaşırtmaz. İran bunu yapacak güçte demiş. Yani kendi istihbaratının eski bir sorumludan çok önemli bir burada bir beyan var. Ve İsrail genelinde elektrik devam ettiği söyleniyor ki internete girmekte İsrail'in zorlandığına dair bir bilgi de geldi. GPS kesintileri Evet. çok devam ediyor orada. Kesinti nedeni İran dronlarına karşı bir önlem de var. Önlem amacıyla da var. İsrail medyasının burada verdiği bilgiye göre. Ve İran dini lideri Hamaney'de Siyonist rejim İran'ın konsolosluğunun saldırısını tövbe ettireceğiz demiş. Tövbe ettireceğiz ve ABD'li bir yetkili de işte Biden Netanyahu'ya çok kızgın demiş. Ki İsrail'de şu an korkunç bir acil durum eylem planı var. Bununla ilgili vatandaşlarına falan çok önemli. Marketlere Evet. saldırıyorlar değil mi her Evet, yerde? tabii 77 bin Bankamatiklere. yedek asker göreve Bir çağrılmış. kaos var İsrail'de. 3 günlük, en az 3 günlük su depolayın diyor, diyorlar vatandaşlar. En az 3 günlük su depolayın. İşte hayati belgelerin, önemli belgenin fotokopilerini alın. Yanınızda yeterli derecede nakit bulundurun. Aracınızın benzin deposu en az yarısı dolu olsun. İşte pille çalışan radyo el feneri gibi güç kaynakları olabildiğince bulundurun diye böyle savaş, ya yani İran saldırısını bekleyen bir çok zor bir gece İsrail'i bekliyor.